Evet arkadaşlar, şimdi 23 Haziran 2019 İstanbul Belediye Seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın bir televizyon programına çıkması, yani İsmail Küçükkaya ile yapmış olduğu bir televizyon programında soru cevap şeklinde ilerleyen programda hepinizin de bildiği üzere Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a İstanbul Belediye Başkanlığını hani kazanırsa, AK Parti olarak kazanırsa, ben sizlere şöyle şöyle hani İstanbul halkına hizmet vereceğim diye bazı vaatler sunmuştu, biliyorsunuz. Hani gençlere internet, taşımada indirim, suda indirim, bazı birkaç hani yapacak oldukları hizmetle alakalı kendi planından, projesinden, seçime kazandığı takdirde verecek olduğu hizmetlerden bahsetmişti. Ekrem İmamoğlu da ikiyüzlü siyasetin daniskasını yaparak şöyle cevap veriyor. Ya da şöyle soruyor diyelim. Ne diyor? Diyor ki, sen diyor muhalefet değilsin ki ne diyor? Sen iktidarsın diyor. İktidar olan bir parti diyor vaat etmez, yapar diyor. Sen şu anda diyor iktidar olduğun için diyor, İstanbul'da belediye başkanı olduğu için diyor, neden vaat veriyorsun diyor, yapsana diyor. Yani bakın, insanları nasıl en zayıf yerinden vuruyor, hileli siyaset yapıyor. Ne alaka ya? Ben şimdi ya, şimdiye kadar belediye başkanıysam hiç hizmet vermedim mi yani? Şimdiye kadar her verdiğim hizmetlerin hep notunu mu tutacaktım? Yani tutuyor da hep notunu mu burada defter defter sana kalkıp burada açıklayacağım? Açıklıyor zaten çoğunu da. Yani hep bugün şu saatte kalktım, şuraya gittim, şu açılışı yaptım, şu kadar para kazandım, kazandırdım, şu kişiye yardım ettim, şu kişiye maddi, manevi iş desteği yaptım, şöyle yaptım, böyle. Bunu mu açıklaması lazım? Böyle mi yürümesi lazım? Sen seçim yaklaşıyor, seçime gireceksin. İlla ki seçimi kazandığın takdirde bazı vaatlerin olmak zorunda. Yani halkı nasıl bir oyun siyaseti, bir tiyatro siyaseti sergiliyorsun ki halka böyle? Kendin o zaman neden vaatte bulunuyorsun? Ben seçimi kazanırsam şöyle indirim yapacağım. Bedava hani süt dağıtacağım, ekmek dağıtacağım. Elektrikte, suda indirim yapacağım. Taşımada indirim yapacağım. 12 yaş altı çocukları ücretsiz taşıtacağım. 4 yaş çocukları olanları aileleriyle birlikte bedava taşıtacağım. Yok yol yapacağım, yok kreş yapacağım diye bir dünya sayıyordun. Niye sayıyordun? İyi saydın diyelim. Şimdi bir sonraki seçimlere, hani senin dilinden söyleyelim, bir sonraki seçimlere gireceğin zaman o zaman vaat verme. Ben seçilirsem armut gibi duracağım. Böyle mi demesi lazım? Yani bu bir mantık mı yani? Düşün yani, iki kişi yarışıyor, seçime giriyor. Ben seçilirsem armut gibi duracağım. Ya da bugün ben belediye başkanıyım, bugünkü verdiğim vaatleri şimdi gidiyorum hemen yapmaya. Ya hiç mi insan, yani bir sen kendi çocuğunuzu düşün. Kendi çocuğunuza hediye almıyor musunuz? Geçimini sağlamıyor musunuz? Okula göndermiyor musunuz? İhtiyaçlarını gidermiyor musunuz? Sadece bir şey yaptığı zaman mı çocuğunuzu ödüllendiriyorsunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. Sizin çocuğunuz ne diyorsunuz? Okuldan bu sene karneyi, bak bu sene teşekkür getirirsen sana bisiklet alacağım. Takdir getirirsen sana bilgisayar alacağım. Demiyor musunuz mu? Her sene. Babası değil misin? Yap o zaman. Yap o zaman. Niye onu getirince yapıyorsun? İlla bir şey olacak ki o kişi sana bir şey verecek, bir şey getirecek, seni sevindirecek. Halbuki getirmiş olduğu takdir, teşekkür çocuğun kendi işine yarıyor halbuki. Babanın o kadar işine yaramıyor. Kendi hayatını kurtarıyor. Yarıyor sonuçta, yani kendi evladı da. Diyelim ki ne? Bu doğum gününde sana ben mesela telefon alacağım. Araba satın alacağım. Böyle satın alacağım. O zaman sen baba değil misin? Yap o zaman. Niye yapmıyorsun? Saçmalığa bakar mısınız? Bak, Ekrem İmamoğlu'nun saçmalığına. O zaman bir sonraki seçimde aynısını biz sana diyeceğiz. Sen belediye başkanı değil mi? Yap o zaman. Geldin zaten, %50 her şeye zam mı geçirdin? Taksiden, dolmuştan, otobüsten, elektrikten, sudan, ilk taştan millete ikişer üçer fatura birden geçirdin de, hani gelecek ayları da geçirdin de, hatta koronavirüs olmasına olmasına rağmen diyelim, yani ona rağmen ikişer üçer faturayı geçirdin, halkı soydun, gittin Almanya'dan, Fransa'dan, Londra'dan kredileri aldın, daha bir yıl olmadan 9 trilyon
İstanbul'u borca soktun. Hani sen İstanbul'a belediye başkanı seçilmedince tasarruf yapıyordun, kaynağın vardı, İstanbul'un malı kendine yetiyordu. Sen kendin hani bir şeyler üretecektin, kazanacaktın. Kazanılan İstanbul'dan kazandığın parayı da çatı çatı milletle bölüşecektin. Ne oldu da geldin hemen 9 trilyon borca soktun? O zaman biz de şöyle diyelim, bana da bana bir yetki verin. Bak bana bir yetki verin, ben geri gelme size 9 trilyon borç getireceğim. O borçlarda bir şey yapacağım. Onu herkes yapar. Hani bunu herkes yapar. Bir para alacağım bir yerden, biliyor musun? Ben gidiyorum şimdi bankaya, para çekeceğim, 10 bin euro borç. O parayla evinizde eşya kuracağım, koltuk, sandalye, şunu bunu alacağım. Oğlum bunu zaten sen ödeyeceksin. Sen orada zaten mühim olan o krediyi bankadan çekmeden çalıştığın, biriktirdiğin, yaptığın ticaretten ek işle, şunla bununla. Yani evinde mesela kullanılmayan eski hurda herhangi bir şeyler olur, bir marifet olur, ek iş yaparsın, bir şeyler yaparsın, para kazanırsın, biriktirirsin, bir şeylere hani bir birikimti yaparsın, onunla satın alırsın der. O zaman dersin ki ya bak ben yoktan, yani hiç yok şeylerden parayı çevirdim, bir şeyler yaptım, değerlendirdim dersin. O zaman marifetli olduğun anlaşılır. Siz o zaman bana yetkiyi verin, ben gidiyorum bankaya kredi çekmeye. Böyle belediye başkanlığı mı olur? Böyle anca zaten bir senin iskelet seçmenin var, iskelet. Yani ölsen de kalsan da şişe de batırsın, çöp de, inleseler de, hatta zincire bile bağlasalar CHP'den başkasını oy atmayan böyle bir kesimin var. Bir de HDP aday çıkartmadı dedi PKK yandaşları. Biz dedi hani doğuda dedi CHP'den oy alacağız. Şey AKP'den kazanacağız. CHP bize kazandıracak, seçmen çıkarmayacak, aday çıkarmayacak. Onların seçmeni bize oy atacak, AK Parti geçeceğiz. Batı'da da biz onları kazandıracağız, aday çıkartmayacağız dedi. Bunların ikisinin oyu var. Bir de kuş beyinli diyelim, ondan kalan bazı saflardan hani istifade edersin. Herkes kuş beyinli olmasın, saf olmasın diyelim. Bazılarını da yalanınla, hani yapmış olduğun yalan iftiralarınla, eline Kur'an-ı Kerim alırsın, Yasin'i oradan hani ne esresi, ödresi, hiçbir şey birbirine uymuyor. Okuma hani okurken yani belli Arapçadan okumuyor, Türkçeden okuyorsun orada yani. Cezmi falan hiçbiri tutmuyor. Yani okuyorsun orada yanlış değil de, yani yanlış değil de orada Türkçesinden okuyorsun. Güya Ekrem İmamoğlu Kur'an-ı Kerim okuyor, Yasin okuyor. 2-3 rekat namaz kılıyorsun, kameramanlar videoluyor, tiyatroluyor. İşte camiye gideriz, hele bir de sizin Muharrem İnce'niz vardı. Her gün cuma namazı kılıyordu ya, her gün cuma kılıyordu, her gün. Hala kılıyordur belki. Şimdi gitsek, arasak, bulsak yerini belki cumadadır şimdi. Hala kılıyordur yani. Ekrem İmamoğlu kendisi de zaten günde 3 kere iftar açıyordu, sabah, öğlen, akşam. Her gün ev ev geziyordu. Değişik değişik fotoğraf yayınlayacak ya. Çünkü Ramazan 30 gündü. Şimdi her gün bir yere gitsek ya, zaten Ramazan'ın 5 günü 10 günü hani resimlerle geçecek. O 5 gün 10 günde de 5 tane değişik surat olur. Bu olmaz bize. Bize daha çok lazım. En iyisi iftar gelmeden bir saat önce birinde iftar yapak. 2 saat önce birinde. 3 saat değişik değişik resimler olsun. Çoğunluk olsun ki ne? Paylaşımımız olsun. Reklamımız olsun hesabından. Aynı şekilde şimdi bir de Binali Yıldırım vaat etmişti. Yani bazı vaatleri vardı. Onları seçirirsen ben yapacağım demişti. Sen de hadi şimdi şu anda niye yapmıyorsun? Yaparsın. Elinde imkanın var. Yap hadi, yap hadi, yap. Ya kardeşim bunun sırası mı var? Limiti mi var? Günü mü var? Hizmet vermenin. Adama bir ev verirsin, bir iş verirsin, bir de araba verirsin dersin, bir de otel vereceğim dersin beni seçersin. Mesela hepsini vermişsin, bak ev verdin, araba, iş, her şeyi verdin, der ki bana oy verir de başkan yaparsan bir de otel vereceğim. Otel de verdin seçimden önce. Hadi diyelim ki ne, niye seçimden sonra veriyorsun oteli? Önce versene, sen şu anda yetkilisin. Hadi otel de verdik. Şimdi seçim geliyor, gene bir şey vereceğiz. Evi, arabayı, oteli, bak ev, araba, otel. İşi de verdik, 4 tane verdik. Şimdi seçim geliyor, gene bir şey vermemiz lazım. Çünkü adet bu. Geçen bayram ben çocuğa harçlık verdim, bu bayram vermeyeceğim olmuyor. Gene bir şey verecek. Bu sefer de diyecek ki ne? Adam demesi lazım ki tarla vereceğim sana demesi lazım. O zaman sen kalkınca tarlayı niye veriyorsun ya? Bir önceki seçimde tarlayı, hani sen yetkili adamsın, şimdi versene tarla. Tarlayı da şimdi verdik. İlla bir şey vereceğiz kardeşim. Ben 5 senedir çocuğuma ya da herhangi gelen evime, misafire elimi öpene 5 senedir bayram harçlığı veririm. Bu bayram vermeyeyim ya. Olur mu ya? İlla vereceksin. Geliyor işte. Gelmiş yeni. Yani yeni bir seçim gelmiş. Bu nasıl bir yani zihin? Bu nasıl bir beyin? Yani koyun kafaları kandırabilir böyle. Mantığa bak. Sen iktidarsın. Sen vaat edemezsin. Ben muhalefetim. Ben vaat ederim. Benim önümü açın. Ben ilerleyeceğim. Sen dur. Sen vaat veremezsin. Sen ümit edemezsin. Sen insanlara bir şey teklif edemezsin. Ben teklif etmem lazım. Ben tek kazanacağım. Sen kazanamazsın.
Ne saçma bir siyaset ya. Buna da aldananlar oldu. Şimdi bin, eşekten bin pişmandır ama hiçbir faydası yok. 4 sene sonra göreceksiniz yediğiniz kazığın. Ekrem İmamoğlu'dan önce İstanbul'da konuştuğum kişilere bana diyordu ki ne sen Almancısın tabii. 4 TL 5 TL ben domatesin kilosunu alamıyorum, yiyemiyorum. Siz tuzunuz kuru, siz rahatsınız tabii diyordu. Euro alıyorsunuz diyordu. Şimdi domates bedava mıymış? Kapısının önünde kasa kasa Ekrem İmamoğlu domates mi yiyormuş? Kendilerini soğana, patatese sattılar kendilerini. Şimdi bedava mı geliyormuş soğan, patates? Bedava mıymış? Ekrem İmamoğlu geli gelmez zamları bir geçirdi. Otobüse, dolmuşa, elektriğe, suya hepsine bir geçirdi. Hatta İGDAŞ kışın Ocak ayında iki fatura bir 200 TL'ye gelenlere 400 TL'ye geçirmiş. Şimdi şu anda Mart ayında, Mart-Nisan ayında okunan İGDAŞ sayaç okuyucular Mayıs ayında okturmadıkları ayı da geçirmişler. Adamlar şaşırıyor. Mayıs diyor daha bitmedi ki ne diyor. Mayıs 2,5 ay benden fazla para alıyor diyor. Ama hiç duydunuz mu? Hiç birisi de çıkıyor sokağa. Devlet hırsız bizi soyuyor. CHP bizi soydu. Ekrem İmamoğlu soyguncu çıktı bizi soydu diyor mu? Hayır. Onlar geçirdi miydi haşırt diye. O tatlı olur. Onlar öyle bir hoşuna gider ki ne? Sesi de çıkmaz. Sırlet kuzu gibi ödediler. Şimdi konuşuyorum onlara ne oldu? Hiç konuşmuyorlar. Hiç laf da açmıyorlar. Memnun değiller. Eşekten düşmüş. Hani karpuz gibi. Çok pişmanlar ama yapamıyorlar. Onlar geçirdiği zaman çıt çıkmaz. Biliyor musun? Onlar geçirdiğim çıtı çıkmaz. Elin şeyi hep tatlı gelir. Elinki tatlı gelir. Hiç çıtı çıkmaz. Bizden oldu muydu? Yani kendi içinden, kendi ailesinden, kendi tanıdığından birisi oldu muydu? Hep başının etini yer. Hep başının etini yer. Hep böyle. Düşün yani akrabana kızını verirsin. Ya da diyelim ki akrabandan hani kızını verdin. Ondan istediklerin hep altınlar, sepetler, düğünler, her şeylerini istersin. Adam ömrünü de versin istersin. Elin oğluna kızını verirsin. Elin oğlu kızını döver, söver, kullanır, canı sıkılınca getir kapının önüne atar. Varıp da onun babasına ona buna eşlik edemezsin. Aman kızım sessiz ol. Namusumuz, gururumuz, haysiyetimiz, şerefimiz var. O evde dur. Aman gelme falan filan. Ama kendi akraban oldu mu tepesine çökersin. Dişini çekersin. Biliyor musun? Şu kadar param var, şu kadar malım var. Şunu yap, ayrı ev tut. İş kur bunlara, ev al. Eşya ver. Başlarsın adamın başını yemeye. İşte böyledir. Elinkisi her zaman tatlı gelir.